Evet arkadaşlar yine bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzeriniz üzerimiz olsun inşallah. Ee, güneşin dünyadan uzaklığıyla alakalı bu video arkadaşlar. Hani e, bazıları güneş sistemi diye adlandırsa da güneş sistemi diye bir şey yok. Yer sistemi, dünya sistemi var, yeryüzü sistemi vardır. Ee, Koskoca dünyayı güneşin etrafında çeviren geri gerizekalılara burada söylüyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani tabiri caizse güneş sizin evinizin içindeki ampul ya. Ampulü siz koskoca evi ampulün etrafında mı dolandırıyorsunuz? bize getiriyorsunuz. Hı. Öyle bir şey olabilir mi? O nedenle güneşin dünyada ne kadar yakın olduğunu da inşallah tespit edeceğiz. Güneş aydınlatandır. İnsanları aydınlatandır. Kur'an-ı Kerim'de bağlantısı vardır. Niye? Kur'an-ı Kerim'de aydınlatır. İlim olarak, ışık olarak, yol gösterici olarak. Kur'an-ı Kerim rahmettir, şifadır, berekettir. O tarafı da var. Ama Kur'an-ı Kerim yeryüzünü içindekilerini aydınlatıyor. Kur'an şey güneş de gökten insanların üzerine aydınlatıyor. Biri dışını, biri içini aydınlatıyor. Şimdi böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in e, ayetleriyle bağlantılı bu güneşin dünyadan uzaklığı. Besmelesiz 6.236 e, ayet var. Besmeleler koyduk mu? 6.349 ayet ediyor. Bir de harfim mukattaları koyduğumuzda toplamda 6.397 yapıyor. Bu ne demek? Aslında e, Güneş Dünya'dan 6.397 kilometre uzaklıkta. Buradan bu net. Çünkü niye ikisi de aydınlatıyor? Biri yer ve içindekilerin aydınlıyor, biri üstten Aydınlatıyor. Yani dıştan aydınlatıyor, biri de içten aydınlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de bu. Yani basit şeyler değil bu işler. Yani o nedenle daha aklen, ilmen konuşmak lazım. Yani dünyanın dışına çıkamayanların uzaya gidiyoruz, aya gidiyoruz, masa gidiyoruz yalanlarına kanıp da hakka kafa tutup şirke küfre girmeyin. Böyle bir şey yok. Dininizi bilirseniz her şeyin nasıl olduğunu bizler öğrenir ve anlarsınız. Ama bilmezseniz yanlış bildiklerinizi din diye yaşarsınız. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.